Fed'in gözde göstergesi PCE verisi öncesi, Amerikan vadilerinde pozitif, tahvilde sınırlı satıcılı bir hava hakim. Teknoloji hisseleri, Micron ve Nvidia öncülüğünde gerilemeyi sürdürüyor. Gayrimenkul ve perakende ise güçlü bir seyir izliyor. Biden-Trump münazarası gündeme damgasını vuran diğer konu. Trump'ın genel olarak daha ikna edici bulunduğu münazara sonrası, seçim bahislerinde Trump'ın kazanma ihtimali %55'ten %61'e yükseldi. Dolar, dış ticaret yaptırımlarına duyarlı Meksika pezosu ve Kanada dolarına karşı güçlenirken, tahvil faizlerinde sınırlı artış görüldü. Borsa İstanbul, 3 günlük satış dalgasının ardından tepki alışlarıyla yükseldi. Bankalar öncülüğündeki yükselişte, Arçelik, Ford Otosan ve Koç Holding başrolü paylaşan yıldız isimler. Türkiye'nin gri listeden çıkartılacağı beklentisi, yükselişin arkasındaki temel gerekçe olarak gösteriliyor. Para politikası kurulu toplantısında beklendiği gibi faizlerde bir değişiklik olmadı ilave makro ihtiyati tedbirler ve miktarsal sıkılaşma adımı atılmadı. Merkez Bankası'nın para politikasında yeterli sıkılaşma sağladığını ve geç sonbahara kadar bekleyeceğini düşünüyoruz. Dünya borsalarının seyri, Borsa İstanbul'da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Gündemde öne çıkan konu, saat 12'de açıklanması beklenen gri liste kararı. Yükselişte yabancı ağırlıklı oyuncuların ön planda olması teknik olarak pozitif. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 10.720 ve 10.920. Samruk'un %12 hissesini İlba Holding'e devretmek için görüşmelere başlaması, Şeker Bank adına pozitif bir gelişme. Anadolu Efes, Anadolu Grubu Holding, Coca-Cola içecek ve ülker hedef fiyatlarını yukarı çektik. Hisseler için alın yerimizi koruyoruz. Teknik olarak beğendiğimiz hisselerse Koç Holding, Şişe Cam, Şok Marketler ve Yapı Kredi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.